Perpa Ablok Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sezgin, Perpa Ablok Genel Kurulu'na katılan kat maliklerini tek tek selamladı. Her bir katılımcıyla tokalaşan Sezgin, Divan Kurulu seçimini saygı duruşuyla başlattı. Sizleri başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan uğruna can veren bütün şehitler için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Saygıdeğer perparlar, sayın kat malikleri ve temsilcileri, sevgili misafirler. Genel kurulumuza hoş geldiniz. 2019 yılı olan genel kurul toplantısına iştirakiniz dolayısıyla her birinize şahsım ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Sizleri burada görmek bizi mutlu etti. Sizlerle birlikte Perpa güvende. İyi ki varsınız. İyi ki zaman ayırdınız, geldiniz. Sayın kat malikleri, hepinizin bildiği gibi genel kurul faaliyetlerinin temel amacı bir önceki dönem faaliyetlerinin yer aldığı faaliyet raporlarını irdelemek, denetim kurulu üyelerinin görüşlerini alınarak anılan süreci ibra etmek ya da etmemek, bir sonraki dönem için bütçe sürecini onaylamaktır. Var olan yönetim kurulu için ise hesap verme yeridir. Bizler yönetim kurulu olarak karşınızdayız. Hatalarımız var ise saygı, sevgi çerçevesinde her türlü eleştiriye açığız. Aksi takdirde yapmış olduğumuz doğru ve başarılı işler için de alkış ve destek istiyoruz. Soracağınız her soruya gücümüz yettiğince, dilimiz döndüğünce ama dürüstçe cevap vereceğiz. A Blok Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu olarak görev yaptığımız dönemlerde Perpa'nın çıkar ve menfaatlerini azami gayretle korumaya çalıştık. Bu konuda en büyük sorunumuz olan arsa davalarında bugün geldiğimiz noktada ise karşılığını aldık. Hepinizin bildiği gibi 2007 yılında yapılan imar uygulamasına karşı açmış olduğumuz davada haklımız İstanbul 7. İdare Mahkemesi tarafından tespit edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Şişli Belediyesi tarafından başlatılan temyiz başvurusu Danıştay 6. Dairesi tarafından reddedilerek lehimize onandı. Perpa'ya hayırlı ve uğurlu olsun. Şimdi sonuç alma zamanı. Şişli Belediyesi tarafından hazırlanan geri dönüşüm cetvelleri İstanbul İl Kadastro Müdürlüğü tarafından 24 Kasım 2017 tarihinde onaylanarak gereği yapılmak üzere Şişli Tapu Müdürlüğü'ne gönderildi. Devam eden süreçte tapularımız değişti. Eskisi gibi arsa paylarımız 108.526 metrekare üzerinden işlemeye başlandı. Bundan sonraki aşama ise açık otopark gelirlerinin tespit ve tazmini için adım atmaktı. Bu noktada B Blok ve aynı zamanda kooperatif başkanı olan merhum Mithat Başkan'ın hastalığı dönemi dolayısıyla herhangi bir adım atmadık. Kooperatif ilgili hiçbir işlem yapmadık. Bu konuda Şişli Belediyesi'ne karşı açmış olduğumuz davalar var. Devam eden pilot davalar var. Mahkeme tarafından kabul edildi. Ve geldiğimiz noktada itibariyle üst kurul ve sınırlı sorumlu Perşembe Pazar Tüccarları Kooperatifi'nin defterleri incelenmek üzere bilirkişi tarafından alındı, incelendi, tespitler yapıldı. Yapılan inceleme sonucunda bir miktar kar çıkarıldı. Ama bu kar bizim beklediğimiz değildi. Çünkü burada yapılan bize göre ve itiraz ettiğimiz bir konu, biz açık otoparkların işletme gelirlerini ve giderlerini hesaplanmasını istiyorduk. Oysa buradaki yapılan işlem bütün kooperatifin kar ve zarar hesaplanmış. Biz buna itiraz ettik. Bunun yanında B Blok adına, kooperatif adına diyelim, davaya müdahil olmak adına dilekçe vermişler mahkemeye ve davalar müdahil olmaları kabul edildi.